Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere bizden aldığınız cPanel sınırsız host barındırma hesabında bulunan sitenizin veyahut sitelerinizin backup yani yedeğini almayı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir ekran paylaşımı yapacağım. Evet. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar Mimoza birişimden eğer ki host barındırma hesabınız varsa yani web sitesi sahibiyseniz daha doğrusu size bir cPanel ve sınırsız site barındırma hesabı veriyoruz. Burada arkadaşlar size bir kullanıcı adı ve şifrenizi de sunuyoruz. Ve buradan login dediğinizde yani kullanıcı adı ve şifrenizle ilgili alanlara girip bir kez daha bakalım. Username kısmına ve password kısmına ilgili bilgileri girdikten sonra login deyip bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu alanda sitenizin yedeğini alabileceğiniz gibi çok güzel işlemler de yapabiliyorsunuz aslında burada. Bu alan tamamen size ayrılmış durumda. Ben şu videoyu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Tamam. Ekranımı kontrol etmiştim. Tamam. Ve bir saniye bu. Evet. Tamam arkadaşlar biraz acemiliğime verin Zoom kullanmadaki. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bu cPanel alanı size verildi diyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi disk usage yani şu sınırsız olduğunu gösteriyor. Yatık 8 harfi. Örneğin dosya kullanımı bu da sınırsız gösteriyor. MySQL database yani MySQL alanınız, bandwidth'iniz yani trafiğiniz, alt alan adı, ondan sonra eklenti alan adı, e-mail hesabı gördüğünüz gibi bir sürü değeriniz sınırsız. Sadece bazı IO usage yani dosya sayısında bazı sınırlamalar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada panelimiz İngilizce açıldı. Bazen diyorum, pardon, bu Türkçe de olabiliyor panel ayarlarından. İlk defa seçtiğimizde Türkçe yapabiliyoruz. Ben İngilizce öğretmeni olduğum için asıl mesleğim İngilizce seçtim ben bunu. Şimdi arkadaşlar buradan ki bu benim kendi sitem SEO ofisi Gen.tr yapım aşamasında olan bir site. Bu sitenin backup'ını hemen nasıl alıyoruz bakalım. İsterseniz burada backup ya da yedek ya da backup wizard yedekleme sihirbazı her ikisinden de işlem sağlayabilirsiniz. Biz buradan yapalım. Tıkladık. Gördüğünüz gibi full backup yani tam yedek al. Görüyoruz arkadaşlar. Buraya bastığımızda burada e-posta adresinizi yazınız buraya. Eğer ki e-posta adresinizi yazarsanız e-postanıza yedek alma işleminiz bittikten sonra bir e-posta gönderilir. Şuraya işaretlerseniz gönderilmez. Peki bir yedek alıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi full backup yani tam bir backup alıyor. Ve bu kadar kolay arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu anda yedek alma işleminde olduğunu söylüyor. Ve büyük bir ihtimalle yenilediğim zaman tamamlanmıştır. Çünkü site çok yeni. Dosya miktarı çok az ve şu anda yedeğimiz alındı. Arkadaşlar buraya tıklıyoruz üzerine. Rahatça üzerine tıklıyoruz. Ve arkadaşlar yedeğimizi tercihen masa üstüne veya belgelerinize istediğiniz bir kısma bilgisayarınızla
Kaydediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın yedeğinizi şimdi bilgisayarınıza kaydediyor. 106 MB'lık bir yedekmiş bu. Bazen siteler 1 yılını, 2 yılını, 3 yılını doldurduktan sonra 4-5-6 MB'lara ulaşıyor. 10 MB, pardon tabii gigabyte diyecektim, özür dilerim. 4 GB, 5 GB. Durumunda web sitenizin herhangi bir virüs kapması durumunda vesaire bir durumda yedeğinizden tam anlamıyla bugün aldığım yedekten web sitesi yeniden yüklenmiş olacak. Bakın indirme tamamlandı. Evet. Mesela ben sitemin yedeğini bugün aldıysam yarın siteme bir saldırı gelirse bugünkü haliyle sistem saldırı olmamış haliyle nasılsa çalıştırılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Yedeğinizi siz yükleyemezsiniz. Bu yedek sizin bilgisayarınızda bulunmalı. Neden? Her ihtimale karşı. Fakat bu host firmasında yani host hizmetine satın aldığım yerde benim bu yedek yükleme işlemi onlar manuel olarak yani elle kendileri gerçekleştirmekteler. Sizde bulunmasının mantığı nedir? Sizde bulunmasındaki iyi yön şudur arkadaşlar. Yani bir yedeğinin de sizde bulunmasında fayda vardır. Her ihtimale karşı. Evet arkadaşlar videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.